Merhabalar, ben Güney Sentür. Bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Futbol Manager 2020'nin 5. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz serimiz devam ediyor hızlı bir şekilde. Hafta içleri seri olarak Futbol Manager videoları gelecek. Hafta sonunda maçlarla birlikte canlı yayınlarla sizlerin karşısında oluyorum. Şimdi devam edelim. Jesse Sekidika bu ara dönemde Galatasaray'a katılmıştı. Fakat Futbol Manager kadromuzda olmadığını fark ettim. Hemen onu tekrardan bize transfer ettim. Editör sayesinde. Şimdi devam edelim. Bu seriye başlamak istiyorsanız da birinci videodan zaten bir oynatma listesi açtım. Oradan devam edebilirsiniz. Şimdi bir bakalım. Şu an Real Sociedad'la hazırlık maçımız var. Sonrasında Denizli Spor'la bir maçımız olacak. O da Süper Lig'in ilk maçı olacak. Şimdi 10 tane oyuncu bize söylemişler. Bakıyoruz. Şimdi orta saha oyuncuya ihtiyacımız yok. Buraya bakalım. Defansif orta saha oyuncusu ihtiyacımız yok. Stoper'e şu an ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Zaten bizim işimize gelecek bir futbolcu değilmiş. Kiralık bir futbolcu bakacağım. Şu anda 3.4 milyon TL bir paramız var. Bir kiralık bakacağım. Bakalım kimleri alabiliriz. Oradan devam edeceğiz. Bu kimmiş? Bakıyoruz kaleci. Kaleci ihtiyacımız yok. Bu sene zaten yeteri kadar iyi. Modern Bank. Şu an ona da ihtiyacımız yok. Buna da ihtiyacımız yok. Evet, Nagatomo'ya tekrardan Ali Hitat'tan bir teklif gelmiş. Hemen kabul ediyoruz. Şunu Alvahda'yı reddedelim. Real Sociedad maçına bu kadroyla çıkmaya karar verdim. Muslera'yı şu an hala kullanmak istemiyorum. Muslera'nın bir sakatlığı vardı. Yakında antrenmana başlayacak diyor. O yüzden onu kullanmıyorum. Hatta şöyle direkt yedekler arasından da çıkartalım. Gelmesin bizimle. Aslına bakarsanız en ideal kadrom bu. Biliyorsunuz ki Almada'yı yeni transfer olarak katmıştık kadromuza. Saracchi burada sol kanatta değerlendireceğiz. Onyekuru, Feguli, Andone, Falcao da önümüzdeki hafta Denizli maçına yetişeceğini düşünüyorum açıkçası. Onda sakatlığı geçmek üzere. Evet, maçımıza başlayalım. Evet, maçımız başladı. Pozitif futbolla başladık şimdilik. Ve ileriye doğru bir ilk direktifimizi vermiş bulunduk. Şimdi hazırlık maçlarını oynadık uzun zamandan beri ama ilk defa ilk 11'e yakın, hani istediğim kadroyla çıkıyorum. Bir de 10 numaramız geldi Almada. Bu ikinci maç olacak. İlk maçı da biliyorsunuz ki Akhisar'a karşı oynamıştık Süper Kupa karşılaşmasında. Çok bir varlık gösterememişti. Ama zaman içerisinde daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet, tehlikeli bir atak yedik sağ kanattan. Evet, bravo. Çık şimdi oğlum. Çık 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 çık. Bravo, bravo. Desteğe gel. Desteğe gel. Çabuk çıkar ayağından. Olmadı. Bir daha. Bravo. Çok iyi top. Olmadı. Belki gelişine vurabilseydi daha iyi olacaktı. Oyar Zabal. Bu da çok iyi bir oyuncu. Evet, Almada hadi oğlum. Evet, çok iyi bir atak. Ancak golü atamadık. Çok hızlı gelmiştik. Bu Almada'dan da 10 numaramız Almada'dan da çok umutluyum. Zaman geçtikçe çok daha iyi futbolcu olacağını düşünüyorum. Çok iyi pas ama bir de Falcao geldiği zaman biraz daha
faydalı işler yapacağımızı düşünüyorum sol şeyde, forvette. Çok iyi bir ataktı ancak maalesef olmadı. Devam edelim. Fena oynamıyoruz ama daha iyi olmamız gerektiğini de düşünüyorum açıkçası. Bu pozitif futboldan dengeliye çekelim. Çok fazla da yormayalım. Netice itibariyle zaten yazılı karşılaşması bu. Evet, sağ tarafa çok geç kaldın ya. Çok erken alsa çok daha iyi olacaktı. Evet, Lemina bu topları, şutları atmayı çok seven bir futbolcu. İyi orta, bravo. Çiçimli. Bravo. Bak, Almada çok iyi çıkartıyor takımı ama henüz o final paslarını bir türlü yapamıyor. Bunu zaman içerisinde geliştireceğini düşünüyorum. Daha çok genç bir oyuncu. Biz ondan çok iyi karlar elde ederek satacağız. Ve bu arada golü yedik. Offside'da galiba yok. Bakalım. Evet. Çok kötü bir hata. Marcao'nun orada yapmış olduğu hata bize pahalıya patladı. Yapacak bir şey yok. Evet. İlk yarının sonuna geldik. Biraz agresif davranalım. Evet, hepsi motive oldu. Şöyle de başlayalım. Yine tehlikeli geldiler. Hadi oğlum. Çok iyi pas. Yap golü. Ah be Andone. Ah be Andone. Nasıl yapamazsın Andone ya? İşte bunları Falcao'nun atacağını düşünüyorum açıkçası. Oley çekiyorlar. Utanmaz arlanmazlara bak ya. Ama hakikaten ama ya. Hakikaten ama ya. Tempo normal yapalım. Normal standarta çekelim. Zaman geçirtme yapmayalım. Ve kanatlardan oynayalım. Karışık orta yapalım. Geçiş oyunlarında ise elle kısa oynayalım. Kontra klasik dağılımı koruyalım. Karşı pres yapalım. Devam edelim. Top rakipteyken de şuraya azıcık öne alalım. Geniş yapalım biraz. Şiddetli prese devam edelim. Ve bu dengeliği hücum ağırlıklı olarak değiştirelim. Tekrar bir taktiğe girelim. Oyuncu değiştirelim artık yavaş yavaş. Nagatomo'yu deneyelim burada. Veya geri alalım. Pardon. Nagatomo'yu gönderecektik. Nagatomo'yu geri alalım. Madem büyüğü alalım. Onyekuru'nun yerine. Serin'in yerine Taylan'ı alalım. Yunus Akgün'ün Fegül'ün yerine alalım. Artık ters ayaklı oyuncu yapalım. Hücum yapalım. Martin Linens'i alalım. Destekleyelim. Erencan yardımcıyı da Andone'nin yerine alalım. Yenileceksek de yenilelim. Bütün oyuncuları denemiş olalım. Görmüş olalım. Almada'yı kalmasını istiyorum. Gerçi Sekitika'yı mı alsaydık oraya? Sekitika'yı görelim ya. Sekitika nerede oynuyormuş? Solda mı oynuyormuş? Allah Allah. Neyse, Sekitika'yı biz burada görelim. Ters ayaklı kanat oyuncusu hücum. Onu şey yapalım. Kanat oyuncusu hücum yapalım. Ahmet Çalı Luyendama'nın yerini alalım.
Selçuk'un yanında Lemina'nın yerini alalım. Böyle bu şekilde çıkalım. Oyunumuz devam etsin. Yani 2-3'ü yiyebiliriz. Çok önemli değil. Bütün oyuncuları denemiş olalım. Yani oyuncuları görelim. Toplu oynama %53'e 48. Çok arada büyük bir fark yok. Ya bu takımın daha iyi toparlayacağını düşünüyorum. Daha çok yenilmez bir takıma dönüştüreceğimi düşünüyorum. Tabi zamanla bunlar değişecektir. Bu arada golü yedik de diyecektim ki değilmiş. Hücum ağırlıktan pozitif futbola çevirelim. Talimatlarla da ileri çıkın diyelim. Yine oley çekiyorlar bunlar bize. Vur. Ah be. Evet Sekitika, hadi hadi. İyi orta. Bir daha. Yok. Yetersiz kaldı Sekitika. Evet bu arada kontratak yedik. Oo çok iyi vurdu. Aslına bakarsanız Sekitika çok hızlı ve seri çıkıyor ama finalleri yapamıyor. Az şimdi gördüğünüz gibi. İyi orta yapabilse çok seri, hızlı bir futbolcu. Zamanla gelişebilir. Zamanla gelişebilir. Ofsayt. Bakalım gerçekten ofsayt mıymış? Evet, bariz bir ofsayt. Evet, son dakikalar ve maçı bitirdik. 1-0 mağlup olduk. Yani çok önemli değil bunlar. Evet, maçtan sonra tekrar devam ediyoruz. Galatasaray şanssız bir mağlubiyet aldı demiş. Devam edelim. Ben aralardaki boşlukları maça kadar geçeceğim arkadaşlar. Önemli bir şey olduğu takdirde sizlere gösteriyorum zaten. Çünkü öbür türlü bu şekilde kaldığım zaman çok uzun oluyor video. Videonun da çok uzun olmasını istemiyorum. Maksimum 40, 35, 40, 45 gibi sürelerde kalmasını istiyorum. Muslera takımla birlikte çalışmalara başladı demiş. Devam edelim. Kaptanımızı sormuş. Biz direkt Muslera yapalım. Diğerini de Selçuk İnan yapalım ki kadrodan çok bir tepki almayalım. Bu şekilde yaparsak tepki alacağımızı düşünüyorum. Evet, ilk lig maçları başladı. Bakalım bugün Rizespor'la Fenerbahçe oynayacak. İlk lig maçlarına göz atalım bakalım kimler nasıl olacak. Evet Fenerbahçe 4-2 almış. Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Falet de Luis Gustavo golleriyle Samidio ve Garmaş Rizespor'da gol atmış. Diğer maçlar Antalya ve Konya 0-0 kalmış. Sivasspor ve Ankaragücü 1-0. Evet Nagatomo gidiyor arkadaşlar. Kabul edelim. Hemen kabul edelim. Çabuk çabuk kurtulalım Nagatomo'dan. Nagatomo gitti. Bir tane oyuncu söylemiştik. Elmander'e Zarakko gözlemlemesi bitmiş. Bully'den de çok daha iyi oluyor. Alabilir miyiz acaba? Şu an ne kadarımız var bizim? Transfer bütçemiz 5 milyon euro. Bir teklif yapalım. Ne kadar istiyorlar? %20'ye düşürsek biz 5 falan verebileceğiz. Şöyle bir planım var. €8 milyon desek. Şöyle bir plan doğrultusunda 10 milyon euro teklifi yapıp bekleyelim. Kabul ederlerse Feguli'yi elimizden çıkartıp yerine Zarakko'yu alalım diyorum.
Bence daha faydalı olacak. Genç futbolcuya ihtiyacımız var. Hadi canım ya, bir kabul edin ya. Evet, Denizlispor maçına başlayacağız şimdi. Denizlispor maçında kadromuz kalede. Muslera, Saracchi, Marko, Lindemann, Mariano, Taylan, Lemina, Feghouli, Almada, Onyekuru, Radamel Falcao. Yedeklerimiz de bu şekilde oluşacak. Seri'nin yerine Taylan'ı oynatacağız. Çünkü Seri cezalı olarak gözüküyor. Evet, maçımıza başlayalım. Bakalım. İlk maç, ilk heyecan. Hırslı diyelim. Favori olmamızın sebebi var. Sahaya çıkın ve favori olmamıza şüphe bakanları utandırın diyelim. Ve devam edelim. Ay, şeyi atladık yanlışlıkla. Röportajı atladık. Her neyse, devam edelim. İleri çıkın diyoruz. Dengeliden pozitif futbola çekelim. Evet. Bu maçtan rahat bir galibiyet bekliyorum aslında. Bizim kadro kalitemiz çok daha iyi. Yapma Onyekuru. Bravo, iyi top. Vurur o. Vurur o ve gol olur. Ah. Olmadı be. Fena başlamadık ama golü de bulmamız gerekiyor. Ben erken golü çok seven bir insanım. Böyle bir 10 dakikada, 20 dakikada gol bulup rahatlamak istiyorum. Çok iyi top. Bravo. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha yapın ortayı. Bir daha. Bravo be. Şimdi tekte ortaya vurun. Haydi. Oy. Lemina yine uzaktan. Evet, Falcao ve ilk golünü attı. Frikikten attı Falcao. Çok iyi bir gol. Tam 90 dediğimiz yere gitmiş. Golü bulduğumuza göre bir sakinleşelim bakalım. Ah be. Çok kötü vurdu. Saracchi. Çok iyi pas trafiği yaşıyoruz aslında. Ah, biraz daha sert vursa gol olma ihtimali vardı. Denizlispor takımının motivasyonu tamamen düşmüştü. Evet, ilk yarı bitti. İlk yarıda 10 şut atmışız. 5'i kaleye bulmuş. Onlar 2 şut atmış. İkisi de kaleye bulmuş. %50'ye %50. Şimdi devam edelim. Evet. Pozitif. İleri. Takım talimatlarından sağ kanat kaleye gördüğünde vur. Devam edelim. Doğru dribling, rakip savunmanın üzerine git. Daha yaratıcı oyna diyelim ve devam edelim. Yani bu maçta artık 2-3'ü bulmamız lazım yani.
Evet. Bir penaltı video yardımcı hakemde. Falcao ikinci golü takımının ikinci, kendisinin ikinci golünü atıyor. Evet, kaydolun. 3 yapalım. Ben de ne kadar doyumsuzum değil mi? Yani bir oldu işte, iki oldu, tamam, rahatlat. Evet, temkinli oynayalım. Ay, savunma ağırlıklı olmaz. Temkinli takım talimatlarından kısa pasla çıkalım. Sağ kanadı kullanalım. Kaleyi gördüğümüzde vurmayalım. Çizgiye inmeden ortalarını rakip sahasına paslaşarak gidelim. Standart yapalım. Tempoyu da birazcık düşürelim. Zaman geçirmemiz olmasın. Ve oyuncu değişikliklerimize yavaş yavaş başlayalım, durduralım. Şimdi Falcao'yu bırakıyorum oyunda. Acaba kim alsak? Yani Onyekuru'nun yerine Jimmy Durmaz'ı alalım. Kanat oyuncusu olarak. Şimdilik böyle devam edelim. Evet, sarı kartı var. Olcay Şahan kırmızı kartla dakika 68'de soyunma odasının yolunu tuttu. Almada'dan çok umutluyum arkadaşlar. Çok umutluyum yani, gerçekten. Feguli. Windama'yı da çıkartalım. Sarı kartı var. Mariano. Skor üstünlüğü bizde zaten de. Çok iyiydi be. Çok iyiydi be. Evet, Mariano'nun yerine de Ahmet Çalık'ı alalım. Devam edelim. Ay, olmadı. Ve Radamel Falcao hat-trick yapıyor. İlk maçında hat-trick yapıyor sayın seyirciler. Sayın seyirciler yalnız. İlk maçında yaptı hat-trick mi? Artık yani değil mi? Dinlendi yoksa başka oyuncu mu yansak? Ne yapalım? Şöyle bir Selçuk'u mu alsak? Fatih Terimcilik oynayıp, yok, Andone'yi alalım artık. Yani 3 tane golünü attın yeter Falcao, hadi. Hadi. Üç sıfır. Ve maçı 3-0 kazandık. Ne diyelim? Hırslı. Alınan skordan ve futboldan çok memnunum diyelim. Nerede bizim Radamel Falcao? Ne diyelim? Hırslı. Bugünkü performansın beni mutlu etti. Devam. Evet, maçtan sonra ne demiş? Galatasaray Denizspor'u ezdi. Devam edelim. Radamel Falcao Galatasaray'daki ilk maçında hat-trick yaptı. Basın toplantısı var. Şimdilik basın toplantısını atlıyorum arkadaşlar. Ay, atlayamadık. Gerçekten harikaydı. Hemen şöyle hepsini seçelim. Devam edelim. Galatasaraylı Radamel Falcao harika bir maç çıkarttı demiş. Devam edelim. Bir tane oyuncu. Evet. Zarako 10 milyon euroyu kabul etmişler. Görüşmelere başlayalım. Şimdi bu 10 milyon euro, bizim 10 milyon euromuz yok biliyorsunuz. Feguli'yi göndereceğiz yerine.
Zarakko'yu alacağız. Bakalım istekleri şundan ikisini kaldıracağız. bin. Tamam. Şimdi bununla anlaşmış bulunmaktayız. Şimdi hemen ne yapacağız? Kadroya gideceğiz. Ve Feguli'yi hemen elimizden çıkartmamız lazım. Bakın transfer durumu. İlgilenen yok ama transfer durumunda transfer listesini aldığımızda hemen şimdi transfer listesini koymadan takımın dengesini bozmadan hemen bir konuşma yapalım ki takımın dengesi bozulmasın. İlk benden duy istedim. Seni transfer listesine konacağım. İlla gideceksin anlamına gelmiyor bu. Şu an seninle ilgileniyorlar ve bu ilgin nereye kadar gideceğini merak ediyorum demiş diyorum. Bundan memnun olmadığımı söylemek zorundayım. Burada benim kariyerim söz konusu. Ben böyle test yapmak için kullanılmak istemiyorum demiş. Mara müsaade vesaire vesaire. Hemen onaylayalım. Bakalım takım tepkisi ne olacak? Şu an takım tepkisi yok. Evet, bayağı ilgilenen var. Evet. Bedel 10 milyon euro karşılığında Milan. Yani bir dakika ya. Ersun Yanal Feghouli'yi satış listesine koymanızın ardından size de adeta ateş püskürdü. Kendisine ne söylemek istersiniz demiş. Yani şimdi sana ne arkadaşım, yani ben sen Fenerbahçe teknik direktörüsün. Sen bana ne diye şey yapıyorsun ya? Dur bakayım. Bu konu hakkında son zamanlarda çok şey konuşuldu ancak kimse olaylarla benim kadar iç içe değil. Bu yüzden doğru kararı verdiğimden emindim. Ersun istediğini söylesin. Ben kararımdan dönmeyeceğim. Tamam da Ersun Yanal ne alaka yani? Ben onu çözemedim. Enteresan. Ne demiş? Allah Allah. Yap teklifi bakalım. Var mı paranız? Enteresan. Evet. Evet, kadromuzu bu şekilde oluşturduk. Muslera, Saracchi, Marcao, Luindama, Mariano, Seri, Lemina, Feghouli, Almada, Onyekuru, Radamel Falcao. Şimdi dengeli değil de pozitif bir şekilde başlayan topa sahipken sağ kanadı sol kanadı kullan ve defanstan kısa pasla çıkalım. Çizgiye girmeden, inmeden orta yapalım. Kaleyi gördüğümüzde vuralım. Rakip savunmanın üstüne gidelim. Daha yaratıcı oynayalım. Standart bir pas kullanalım. Tempo yüksek. Biraz yüksek kullanalım. Geçiş oyununda karşı pres yapalım. Ve topu elle kısa oynayalım. Topu hızlıca elden çıkartalım. Top rakipteyken de bu şekilde biraz önde baskıyla şiddetli presle karşılık verelim. Ve maçımıza başlayalım. Hırslı maçın favorisi biziz. Çıkın. Oynayın. Transfer sezonunun kapanmasına çok az bir süre kaldı. Bu dönemde herhangi bir gelişimde bulunmayı düşünüyor musunuz? Evet diyoruz. Devam ediyoruz. İleri çıkın diyelim. Anam anam anam. Yani Malatya'da fena bir takım değil. Dikkatli olmak lazım. Ya Lemina, evet kalede uzaktan vur dediğimiz için Lemina vuruyor ama pas yapsa daha iyi olacakmış gibiydi. Evet, bravo Muslera. Evet, hadi oğlum. Ya versene pas ya. Heh. İleri çıkın diyelim. Bizim gol bulmamız lazım. Daha çok bundan saldırıyor. Ben anlamadım bu işi yani. Ver bir daha pas oraya. Ver. Onyekuru ver. 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 Çabuk ver.
Çabuk oyna. Bravo. Çabuk oyna. Bravo. Çabuk oyna. Bravo. Ya arkadaş. Geliyor dönüyor ya. Kaleyi gördüğünde vuru değiştiriyorum. Vazgeçtim. Yedik gol, evet. Şuraya bak. Hey Saracay. Uyuyun ama orada uyu. Uyu. İki oldu. Geçmiş olsun. Allah'tan bunu şey yapmadık. Şöyle bir dengeliye çekelim. Standart pas şekli. İkinciyi mi yiyeceğiz? Ne yapacağız yani? Aa, gol değil mi o ya? Abi nasıl değil ya? Evet, ilk yarı 1-0 mağlup kapattık. Şimdi soyunma odasına bir gidelim. Agresif ikinci yarı. Böyle diyelim. Hadi bakalım. Ah. İyi pas yaptık ama golü bulamadık. Ya. Evet. Şimdilik devam edelim ya. Bir şeyler deneyeceğim ama biraz daha zaman var. Çok erken daha. Bir şeyler daha deneyeceğim. Bir tane gol atmamız lazım yani şart. Hiç memnun değilim yani. Şöyle yapacağız. Falcao'yu çıkartmayacağız. Andone konusunda çalışkan forvet yapacağız. Şimdilik böyle çıkacağız. Ve pozitif futboldan hücum ağırlıklı oyuna geçmemiz lazım. Çünkü gol bulmamız gerekiyor. Gol bulamadığımız takdirde de sıkıntı daha da şey olacak. Çabuk oyun, çabuk oyun ya, çabuk oyun ya. Ah be.
Mevkiden bağımsız oynuyor diyelim. Şurada daha çek diyelim. Şuraya daha fazla hücum açık. Fevriye de topla içeri kat et diyelim. Ve devam edelim. Hadi, hadi. Bu maçı kaybedeceğiz büyük ihtimal. Hadi. Lan gol. Ya arkadaş ya. Tabi onlar geriye çekildi, biz de. Hadi. Ya Saratçı, Allah seni kahretsin Saratçı ya. Bari 1-1 bitirelim ya. Eyvah 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 eyvah. İyi aldık ama gardımızı. Bravo. Şimdi ya neler çıkarttı ya Ufanol ya. Yani ikinci yarıda her şeyi yaptık ama golü bulamıyoruz. Yani her şeyi yaptık, kaleci devleşti yani. Sonunda ya. Devam 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 devam. Andone ile bulduk golü. 1-1, dakika 82. Güzel gol. Yunus mükemmel bir pas attı. Aynı güzellikte gelişine. Sonunda golü bulduk. Devam. Bozmak yok. Devam. Şimdi bir oyuncu değişikliği hakkımız daha vardı galiba. Evet. Yani kimi alalım? Değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Jimmy Durmaz'ı alalım. Onyekuru'nun yerine, çok da şu an Onyekuru'nun çok büyük katkısı olduğunu söylenemez. O yüzden devam edelim. Belki Jimmy bir şeyler yapar. Direktif de veremiyoruz. Ortayı boş bıraktık. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, çabuk oyna. Evet, biz de atak yiyoruz ya. Atak yapacağımız yeri biz yiyoruz ya. Bitti maç. Neyse. Yani bu oyuna bence ikinci yarı fena oynamadık. Kalecinin çok başarılı kurtarışları oldu. Yani bu oyuna bence yenmeliydik yani. Bizim daha çok fazla hatamız olduğunu düşünüyorum. 1-1 bitti. Neyse, nazar boncuğu olsun. Yani Galatasaray %63, yani %63 de oynamış. 17 tane şut atmışız. Malatya 23 şut atmış. O da ilk yarıda özellikle çok fazla şut atmışlardı. İkinci yarıda biz daha iyiydik. Ama olmadı yani. Kaleci kurtarışları çok fazlaydı. Biz de Andone ile Bifuma, onlardan da Bifuma fena oynamadı. Bifuma da zaten fena oyuncu değil. Evet. Şimdi burada hızlı bir şekilde bu performansla memnun değilim dedim ya. Yani gol bulmamız lazım sonuçta yani. Süper yedek Andone Galatasaray'ı ipten aldı demiş. Maç sonu basın toplantısı Andone Galatasaray adına etkileyiciydi demiş. Fil dişi sahilinden Gomane kim izlemeye gelmiş? Seri izlemeye gelmiş. Şimdi basın toplantısına gidelim. Katılalım. Teklif yapmasında bir sakınca yok diyelim. Fulya ilk çıktığı lig maçında gol attı demiş. Bu hayati önem taşıyordu. Son dakikalara yaklaşmışken gol attık. Fena değildi. Florin harika oynadı diyelim. Safiye Susic ile aranız nasıl? Onu pek tanımıyorum açıkçası. Evet. Şimdi bakalım. Şimdi transfer birkaç güne transfer bitecek. Transfer bitmeden bir tane transfer yapacağız biliyorsunuz.
Önümüzdeki bölümde Fenerbahçe ile maçımız olacak. Sonra maçsız böyle birkaç maç, birkaç gün geçecek. Sonra Kasımpaşa ile maçımız var. Ama bu sırada Şampiyonlar Ligi kayıt kadrosu belirli olacak. Ve birkaç güne de Fenerbahçe maçından önce de grubumuz belli olacak. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Merakla bekleyiniz. Ben de merakla oynayacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.